Hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da sert hareketler olmaya devam ediyor. Bir gün çok sert düşüş, ertesi gün yükseliş gördük. Biraz piyasa hakkında konuşmaya çalışacağım. Son 2 günde neler yaşandı bunu söyleyeceğim. Önemli destek, direnç seviyeleri neler bunlardan bahsedeceğim. Bir piyasa analizi videosu olacak. Peki piyasadan bize ne? Biz hisseye mi yatırım yapıyoruz, borsa endeksine mi? Tabii ki hisseye yatırım yapıyoruz. Hisse soranlar için bir tane aklımda hisse var. Bu videoyu çekip onu çekmeye başlayacağım. Geçen gün ne olmuştu? Cumhurbaşkanı açıklamaları olmuştu. Demişti ki Hamas terör örgütü değil, mücahitler grubu. Ve açıklamaların diğer yerine bakalım. İsrail devletiyle sorunumuz yok. Filistin davamıza sahip çıkacağız. Hamas bir terör örgütü değil. Topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren Kurtuluş ve Mücahitler grubu. Eller tetikten çekilmeli, derhal ateşkes ilan edilmeli. Aslında güzel mesajlar da var. Bakın burada ateşkes olması lazım diyor. Ama piyasa işin bu kısmını görmedi ve gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz. Bu kısmı kale aldı ve borsada sert bir satış gelmişti. Bakın şurada kocaman bir kırmızılık. Epey sert düşmüştü yani. Açıklamanın tamamını okuyalım. Akıl ve vicdan sahibi diğer ülkeleri, İsrail Devleti'nin aklı selime dönmesi için Netanyahu hükümetine baskı kurmaya davet ediyorum. Kuruluş amacı Kudüs'ün mahremiyetini, Filistin davasını savunmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan hiç değilse bu defa misyonla yakışır etkinlik bekliyoruz. İnsani, siyasi, askeri varlığımızda Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazırız. Bakın bu cümlede Askeri varlık ve taraf olmak. birlikte geçiyor. Tabii bu ikisi bir araya gelince borsada yani ne oluyoruz, iş nereye gidiyor diye biraz panik olmuştu. Hatta birazdan da öte bayağı bir panik olmuştu. Büyük bir düşüş yemiştik dün. İrade sahibi ülkeleri teklifimizi değerlendirmeye davet ediyoruz. Ülke ve millet olarak hakikati haykırmaya, diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz. Şimdi diplomatik kelimesi de geçiyordu aslında. Ama piyasa ne yaptı? Gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz. Bu kısma kilitlendi ve borsa düşüş yaşadı. Peki o zaman şimdi bu işin formülü ne yani? İyi tarafa mı odaklanmamız lazım, kötü tarafa mı? Senin benim görüşümün hiçbir önemi yok. Piyasayı hareket ettirenler var biliyorsunuz. Onlar alınca yükseliyor, onlar satınca düşüyor. Onların nasıl algıladığı önemli. Onlar iyi algılamak isterse borsa yükseliyor. Onlar kötü algılamak isterse borsa düşüyor. O zaman biz bu borsaya niye yatırım yapalım? Madem böyle 3-5 şeyin oyuncağı olduysa. Ya evet doğru, hani kısa vadede maalesef oyuncak durumundayız. Bu bir gerçek ama ya sonuçta sen güzel bir hisse buldun. Yatırımları iyi olacak, sektör iyi olacak. Ya bu günlük hareketler senin orta uzun vadede kazanmana engel olmuyor. O yüzden bu kısa vadeli oyunları boş ver. Bilanço olarak bak, firma iyiye gidiyorsa elbet yükselecek de bazen gecikebilir ama mutlaka yükselecek. Ve şunu da söyleyeyim. Hisse ederini hesapla, şu anda uygun mu? Şu anda uygunsa, grafiği de güzelse, dinlendiyse yani kimse ekmek yemediyse alırsın. Diyelim hisse gitmedi. Hisse gitmedi ama bir bilanço daha geldi. O zaman ne oluyor? Bilanço iyi geldiyse hissenin ederi artıyor. Yani gitmiyor diye üzülme. Gitmedikçe ederi de artabiliyor hissenin. Sonra bir patladı mı daha sert gidebiliyor. Neyse konumuza geri dönelim. Bazen böyle anlatımlar yaparken aklıma bir şeyler geliyor. Araya bir şeyler giriyor. Geçen haftanın olayı ise bakın piyasa bu olayı es geçti. Şimdi size söyleyeceğim olayı. Geçen hafta ne oldu? Yabancı asker tezkeresi TBMM'de kabul edildi. Yabancı asker tezkeresi nedir? Türkiye'nin uluslararası koalisyonlarla işbirliği yapabilmesi için yabancı ülke askerlerinin Türkiye'de bulunmasına izin veren bir düzenleme. Bu düzenleme Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyonu için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyi içeren tezkerenin bir parçasıdır. Yabancı asker tezkeresinin kabul edilmesiyle birlikte TSK'nın Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yapma yetkisi 2 yıl daha uzatılmış oldu. Bu sayede Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'deki terör örgütleriyle mücadeleye devam edebilecek. Ayrıca yabancı asker tezkeresinin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye, DAEŞ ile mücadelede Birleşmiş Milletler'in kurduğu uluslararası koalisyonda yer almaya devam edecek. Bu da Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını ve güvenliğini arttıracak. Evet, geçen hafta da böyle bir olay olmuştu. Borsa bu olaya hiçbir tepki vermedi. Bu olay iyi mi kötü mü, doğru mu yanlış mı? Bunlar başka konular. Ben işin bu taraflarına girmiyorum. Tabii ki terör örgütleriyle mücadele edilmesi çok doğru bir şey tabii ki. Ve bunu tüm dünya yapıyor. Tüm dünya terörle mücadele ediyor. Ama borsayı günlük hareket ettirenler eğer isteselerdi bu olayı da bahane edebilirlerdi. Çünkü neden? İşin içinde askeri kelimesi geçiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri. Bakın sınır ötesi operasyon kelimesi geçiyor.
Yani isteseler bunu da bahane edebilirlerdi ama etmediler. Dünkü konuşmayı bahane ettiler. İşte bunları çok kafa yorarsanız kafayı sıyırırsınız. O yüzden trende bakalım. Trend, asıl olan trend bence bu daha mantıklı. Trend seviyemiz nedir? 100 günlük fiyat ortalaması 7.740. 50 günlük fiyat ortalaması ise 8.255. BIST 30 için konuşuyorum. Yani BIST 30 grafiği. 7.742'nin üstünde olduğu sürece pozitif. Orada bir trendin üstüne çıkmış oluyoruz. Sıradaki direncimiz ise 50 günlük fiyat ortalaması olan 8.255. Şu anda borsa kaç? BIST 30 7.978'de kapatmış. Diyelim ki yarın yükseldik, ertesi gün tık 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 gidiyoruz. Hangi dirence çarpacağız? 8.255'e. Ona çarptık. Geçebilirsek yükseliş devam. Geçemezsek oradan geri gelebiliriz. Peki geri gelmeye başladık. Hangi destek bizi tutar? 100 günlük fiyat ortalamasına tekrar, yani düşecek olursa o destek var. 7.742. Peki yarın düşer miyiz? Yarın yükselir miyiz? Bilmiyorum. Bilme imkanım da yok. Bilmem de mümkün değil. Trende bakalım. Çizıklara bakalım. Destek dirençlere bakalım. Desteğin üstünde kaldığımız sürece pozitif. Direnci geçemezsek negatif. Direnci ilk başta geçemedik. Biraz geri gelip sonra tekrar atak yapabiliriz. Bunlar senaryolar. Ben size takip edilecek seviyeleri söyledim. Tekrarlıyorum. 100 günlük fiyat ortalamamız, desteğimiz şu anda bunun üstündeyiz. 7.742. 50 günlük fiyat ortalaması şu anda direncimiz konumunda. Şu anda onun altındayız. 8.255. Takip edilecek seviyeler bunlar. Yine olayları incelemeye devam edelim. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ordumuz tetikte ve ulusumuzun çağrısına yanıt vermeye hazır demişti. Birkaç gün önce, yani olaylar kızışıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamaları olmuştu dün. Bölgemiz tam olarak bir dönüm noktasındadır. Ya büyük bir savaşa ya büyük bir barışa gideceğiz demişti. Tabii ki bu sözler, ya burada panik oluşturulabilecek mesajlar da var. Yani işte yok savaş kelimesi, yok işte askeri kelimeleri. Bunlar tabii yatırımcıları biraz panikletti. Düşüş de gelmişti dün. Ama Cumhurbaşkanı açıklamalarında ateşkes ilan edilmeli. İşte diplomatik böyle kelimeler de geçiyordu. Yani durumlar çok da panik olacak gibi değil bence. E o zaman Cumhurbaşkanı niye böyle açıklamalar yapıyor? Sadece barışa odaklansa, asker kelimesini hiç kullanmasın. Şimdi bakın, Türkiye'de herkes borsacı değil. Türkiye'de herkes borsacı olsa siyasetçiler de daha dikkatli açıklamalar yapar. Ama borsacılar olarak şu anda azınlığız. Borsacılar ne ister? Borsacılar barış ister. Ha tabii ki işin borsaya bakan veçesinden bahsediyorum. Yoksa ideolojileri işin içine katarsak, tabii ki herkesin ideolojisi farklı, herkesin farklı görüşleri olabilir. Borsacı olsa da herkes farklı düşünebilir siyasi konularda da. Ona kesinlikle saygı duyuyorum. Ama vatandaşlar daha çok borsacı olsa, dolar altın yerine daha çok borsa yatırımcımız olsa, siyasetçiler bence daha dikkatli konuşur. Ama borsacılar azınlık olunca ne yapıyor siyasetçiler? Borsacı olmayanları daha çok kale alıyor. Peki borsacı olmayanlar biraz daha böyle ülkemizin düşüncesel yapısı olarak da, ya işte bir benim cumhurbaşkanım işte herkese böyle rest çeksin falan, bizim milletimizin hoşuna gidiyor böyle şeyler. İşte tüm dünyaya kafa tutalım falan. Böyle şeyler hoşuna gidiyor bizim insanların. Bu yüzden siyasetçiler onlara da hitap edecek açıklamalar yapıyor haliyle. Yani sonuç olarak barış kelimeleri de geçiyordu Cumhurbaşkanı açıklamasında. Diplomatik kelimesi geçiyordu. Bu olayları biraz daha takip etmek lazım. Eğer Türkiye Filistin'e asker yollarsa o zaman borsa yine düşebilir belki. Ha peki işte Türkiye Filistin'e asker yollarsa borsa ilelebet düşük mü kalacak? Diyelim ki düşerse, illa düşecek demiyorum ha. Çünkü kısa vadede bir mantık yok. Diyelim ki düştü. İlelebet orada mı kalacak? Hayır, elbet yine çıkacak. Türkiye Libya'ya asker yolladı. Ne oldu? Ülke devam ediyor. Borsa da devam ediyor. Sonra birkaç yıl önce Akdeniz'de petrol arıyorduk. Diğer yabancı ülkeler bunu istemiyordu. Karşı çıktılar. Almanya, Yunanistan mevzular çıkarmaya kalktı. Ve biz petrol aramaya devam ettik. Borsa da o zaman biraz düşmüştü. Ama sonra ne oldu? Yine toparladık. Borsa yine yükselmeye devam ediyor. Ülkede var olmaya devam ediyor. Yani bunlar kısa vadeli biraz silkelemek için sebep oluyor. Yani borsa ilelebet yükselemez. İlla bir olay çıksa da şu borsa düşse artık diyor şu endeksi çizenler. Ve onlara da gün doğmuş oluyor. Orada biraz indiriyorlar.
panik olanlar oluyor. Benim bir sürü çevremde real hayatta tanıdığım panik olan insanlar oldu. Gerçekten planları tutmuş yani insanların psikolojisine baktığımızda. Bugün borsa niye yükseldi? Faiz artışı oldu. Normalleşmeyi fiyatlıyoruz, normalleşiyoruz. Özellikle bankacılıkta iyi hareketler oluyor. Zaten en ucuz kalan hisseler bankacılık. Yani sanayi hisseleri bence çok da ucuz değil FK olarak. BIST 30'daki sanayi hisseleri. Ama BIST 30'da bankacılık hala ucuz. PDD'si ucuz yani. Bu yüzden yabancı yatırımcı gelecekse tabii ki öncelik bankalar, holdingler olur. Peki yabancı yatırımcıların takas oranına bakalım. Yani Borsa İstanbul'un yüzde kaçı yabancı yatırımcıda? Seçimlerden sonra %27'lere kadar düşmüş. Şu anda %36'da yükseliş olduğu gözüküyor. Oran olarak yükseliş olduğu gözüküyor. Peki bir de adete bakalım. Yani yabancıların kaç tane hissesi var? Buna bakalım bir de. Evet, şu sol taraftaki de Yap TKS adet. Yabancıların kaç adet hissesi var? Bunu görüyoruz. Aslında Temmuz ayından beri çok da fazla artmamış adet bazında. Peki adet çok fazla artmıyor. Oran nasıl artıyor? Bu azınlık yabancı çok doğru hisseler almış ve hisse sayısı çok artmadığı halde oranları artıyor sürekli. Hisseleri daha çok yükseldiği için. Peki burada şöyle bir oyun olamaz mı yani? Diyelim ki işte biliyorsunuz borsanın yükselmesini isteyenler var ve borsa yabancı geliyor diye bir algı yapıp işte borsa yabancı geliyor, yabancılar borsaya saldırıyor. Borsa yükselecek, 500 doları geçecek, 1000 dolar olacak. Hadi bakalım yerli yatırımcılar da borsaya gelsin. Bakın yabancılar geliyor. Önce yerliler alsın, bir borsa yükselsin. Sonra yerli yatırımcılar yabancıları en tepeden çaksın. İşte yabancılar da salaktı ya, en tepeden alacaktı. Yani böyle bir düşünce mi oluşturulmaya çalışılıyor acaba diye de düşünmüyor değilim. İşte biz yabancı bankalardan hesap açalım. Orada en iyi sektörleri, en iyi gidecek hisseleri yabancı banka üstünden alalım. Ve böylece yükselecek hisseler zaten yükselecek. Ve onları da yabancı banka üstünden alınca yabancıların da oranı yükselecek. O hisseler yükseldikçe. Yabancıların oranı yükselince de işte bakın yabancı borsaya geliyor diye bir algı mı yapılıyor acaba diye de aklıma geliyor yani. Mehmet Şimşek'in açıklamaları olmuştu birkaç gün içinde. Yeni normal güven yaratan sağlam politikalar uyguluyor olmamızdır. Bu sonuçta Türkiye'ye portföy ve doğrudan yabancı yatırım girişlerine yol açacak. Yabancı yatırımcılar geri dönecek ama zaman alacak. Böyle açıklamalar oldu. Yani yabancı yatırımcılar gelecek. Türkiye bu politikalarla devam ettiği sürece gelecek. Ama tabii ki yani biraz daha sürprizlere açık mıyız, kapalı mıyız? Tam şimdilik doğru şeyler yapıyoruz. Ekonomi literatürüne uygun şeyler yapıyoruz. Ekonomi kitaplarına uygun şeyler yapıyoruz. Ama bir sürpriz yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Tabii ki bunun şüphesi içinde de olabilir yabancı yatırımcılar. Ve yabancıların takas adedine baktığımızda çok da büyük bir artış yok. Faizler artmasına rağmen. Seçim öncesine göre orada artış oldu, doğru. Mesela Mayıs ayında 19.877. Tabii bu milyon falan, onun kaç sıfır eklememiz gerekiyor onu bilmiyorum. Oran orantı yapan 19.80'lerden 22.9. Yine artış var ama çok inanılmaz büyük bir artış bence yok. Zaten Mehmet Şimşek de dedi yabancı yatırımcı dönecek ama zaman alacak. Tabii ki yabancı yatırımcı dönecek ama kaç dolardan borsaya alacak? Bu da bence önemli. Ve kaç dolardan alacak? Bir de sürprizlere ne kadar açığız, ne kadar böyle kesinlikle bu iş devam edecek, onun kesinlik seviyesi. Bu iş bence devam eder yani. Çünkü mecbur artık. Yani doları da tutmak zorundasın. Dolar uçarsa işler daha kötü olur. Bakın dolar uçtu, doları durdurmak için kur korumalı yaptık. O biraz geçici bir süre kazandırdı bize ama şimdi onu iptal etmeye çalışıyoruz. Kur korumalıdan çıkanlara daha yüksek faiz mesela şu anda. Yani yeter ki şu kur korumalıdan çıkın, yeter ki şu kur korumalıdan kurtulalım. Yani doların uçması bize daha kötü sonuçlara yol açıyor. Doların uçmaması için de ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor yani. Evet, faizler bugün arttı. %30'dan %35'e çıktı. Piyasa bu kararı beğendi. Normalleşmeyi fiyatlıyoruz, normalleşiyoruz. Şu anda hala enflasyon çok altındayız ama illa işte enflasyonu yakalayacak faizler. Öyle bir şey yok. Zaten faizler arttıkça enflasyon da düşer yani. Sonra işte hem faizler biraz artacak, enflasyon biraz düşecek derken onlar bir yerde birbirini yakalayacak muhtemelen. Plan bu olabilir. Ve şu anda zaten bankalarda %35'in üstünde de faiz bulunabiliyor zaten. Hele kur korumalıdan çıkanlar, onlar daha kazançlı.
Evet, şimdi bu bilgiler ışığında tekrardan konuyu bir toparlayalım. Kısa vadede bir sebep aramayın. Borsa şu yüzden yükseldi, şu yüzden düştü veya şu yüzden yükselecek veya şu yüzden düşecek. Çok kafaya bunları takmayın. Çünkü kafayı sıyırabilirsiniz. Destek dirençleri takip edin. 100 günlük fiyat ortalaması desteğimiz 7742. Veya bunu yuvarlayalım. 7740 diyelim. Çünkü o 0 veya 5 yuvarlarsak onlar biraz daha önemli. 50 günlük fiyat ortalaması şu anda direncimiz konumuzda. Şu anda yüksekte bizden. 8257. Diyelim ki borsa yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Tam şu dirence geldi. O anda bir açıklama oldu. Dendi ki Türkiye Filistin'e asker yollayacak. O zaman güğüm tekrardan aşağı gidebiliriz. 100 günlük fiyat ortalamasına geldik. Onu da aşağı kırarsak o zaman 200 günlük fiyat ortalamasını konuşuruz. Yok işte devam ediyoruz yükselişe. Herhangi bir açıklama gelmedi. O zaman yükseliş devam edebilir. Yükseliyoruz, yükseliyoruz. 50 günlüğe geldik. Yani 8255'e geldik. Sonra herhangi bir açıklama gelmedi ama işte şu borsayı indirip kaldıranların canı düşürmek istedi. O zaman yine düşebiliriz. Evet, piyasa hakkında konuşmaya çalıştım. Yani endekse çok takılmayın. Siz doğru hisseleri seçin. Dinlenmiş, ekmeği yenmemiş, bir yıldır aynı fiyatta olan TL bazlı bile veyahut da hani yükseldiyse bile çok aşırı yükselmemiş yani. Böyle hisselerde takılırsanız işte yatırımları iyi, beklentileri olan, karlılığını arttıran böyle hisselerde takılırsanız korkmayın. İllaki fiyatlanacak yani. Ben de böyle hisseleri keşfedersem sizlere anlatmaya çalışıyorum. Takipte kalınız. Hayırlı geceler.